Merhaba değerli canlar dostlar, ben Cem Kervan. Yine birlikteyiz. Yine bir deyiş paylaşacağım. Bu sefer tohum ve toprak adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle, izninizle. Şimdi Hazreti İsa çok güzel bir benzetme, bir misal veriyor, anlatıyor. Diyor ki, bir gün çiftçi tohum ekmeye çıkmış. Ve tohumların bir miktarı yol kenarına düşüyormuş. Tabii orada toprak çok sert. Kuşlar gelip o tohumu yemiş, uçmuş, gitmiş. Hiçbir eser, hiçbir şey kalmıyor. Ama bir kısım tohum taşlık yere denk gelmiş. Şimdi orası da topraksız. Dolayısıyla o tohum çabuk filizleniyor. Filizlenmiş ama ne oluyor? Topraksız olduğu için güneşe dayanamıyor. Güneşte filizler hemen kuruyor, ölüyor, soluyor. Bir tohum var, dikenler arasına denk geliyor, düşüyor. Orada dikenler tabii o tohumla birlikte büyüyüp zamanla o filizleri boğmuş ve dolayısıyla yine hiçbir ürün verememiş, çünkü yani biraz daha dayanıyor ama zamanla boğuluyor, ölüyor. Ama bir tohum var, güzel toprağa denk geliyor, böyle hani bereketli toprak, böyle kara toprak, gübreli toprak, güzel bir toprağa denk geliyor. Ve bunlar tabii ki güzel büyüyor. 30 kat, 60 kat, hatta 100 kat veriyor ürün. Ve en son ne diyor Hazreti İsa? Kulağı olan işitsin. Ne demek istiyor? Hani deriz ya, can kulağımla dinliyorum seni deriz ya, yani sadece öylesine dinlemiyoruz, can kulağımızla, yani içten, tam kalbimizle, tam duygularımızla, her şeyimizle dinliyoruz. Şimdi öyle bir kulak gerekiyor, hele hele İsa Ruhullah bize bir şey anlatırken öyle dinlememiz lazım, yani can kulağıyla dinlemek lazım insanın. Can kulağı olan işitsin aslında anlamında bir ifade kullanıyor. Her neyse, deyişe geçelim mi? Tohum ve toprak. Çiftçi tohum ekmeye çıkmış, tohumların bir miktarı erenler, yol kenarına düşmüş, kuşlar yemiş, can kulağı olan işitsin canlar. Yol kenarına düşmüş, kuşlar yemiş, can kulağı olan işitsin canlar. Bir kısım tohum taşlık yere düşmüş, topraksız yer çabucak filiz vermiş, fakat güneşte filizler kurumuş, can kulağı olan işitsin canlar. Fakat güneşte filizler kurumuş, can kulağı olan işitsin canlar.
işitsin canlar. Tohum dikenler arasına düşmüş, diken büyüyüp filizleri boğmuş. Topraksızlar gibi onlar da ölmüş. Can kulağı olan işitsin canlar. Topraksızlar gibi onlar da ölmüş. Can kulağı olan işitsin canlar. Kervanım tohumun hepsi ölmemiş. Bir kısmı da iyi toprağa düşmüş. Bunlar yüz kata kadar ürün vermiş. Can kulağı olan işitsin canlar. Bunlar yüz kata kadar ürün vermiş. Can kulağı olan işitsin canlar. Evet, şimdi tabii ki anlamı daha derin. Bu tohum Allah'ın sözüdür. Yani Hakk'ın kelamıdır. Ve İsa bu tohumu saçıyor. Tabii hazırlanmış kalp iyi toprak gibidir. O tohum giriyor ve güzel bir şekilde büyür, filizlenir. Kökleri güzel oluyor, su alıyor, besin alıyor ve büyür. Ve tabii ki biz de iyi toprak olalım istiyoruz, değil mi? Yani böyle öylesine dinleyip de ya boş ver veyahut da zamanla hani dikenler arasına düşen tohum gibi dünyanın kaygıları, işte zenginliğin aldatıcılığı bizi aldatmasın. Yani dinlemeyelim. Kandırılmayalım. İsa'nın yolundan devam edelim. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Kanalıma abone olun. Not da yazabilirsiniz isterseniz. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.